Yani haklı olduğu bölüm yerler var ama bazı sert kalan yerler de var. Demin de ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Bakasetas transferi için bu kadar kızmıyor. Her Fenerbahçe taraftarı o günün şartlarında Bakasetas'ın transferinin olmamasına üzülmüştür. Erol Bulut çok istemişti bu transferi. Eski öğrencisi olmasına rağmen transferi gerçekleştirememişti. Beşiktaş, Galatasaray onların da gündemine gelmişti. O transfer üzerinden kendi dönemlerinde ben burada birçok transfer sayarım olmayan transfer. Bazı transferler gerçekten de hani paranın bile o fazla olduğu yerde olmayan, gerçekleşmeyen transferler oluyor. Sayın Başkan'ın, Hasan Bey'in orada ifade ediyor, ismini zikrediyor Fenerbahçe olması. Ben böyle birçok isim sayarım tekrar tek tek verirsek. Yani o takımın kulübünün başkanın o renklerde olması bazen değişmeyebiliyor. Tam Bir tersi de etki de yaratabiliyor. etki yapabiliyor ama yaşanmışlara bakmak lazım. Bir de Hasan Bey'den dinlemek lazım. O günün şartlarında niye olmadı? Sayın Ali Bey'le Hasan Başkan'ın arası oldukça iyi. Hani bu transferin olmama sebepleri parayla ya da belki başka şeylerden dolayı var. Belki futbolcu istemedi. Erol Hoca'nın eski öğrencisiydi. Belki aralarında bir şey var. Hani o transferi her Fenerbahçe'de istiyordu. Fenerbahçe yönetimi de mutlaka yapmak Pereira ile istemiştir. ilgili söyledikleri peki? Pereira ile ilgili söyledikleri, yani böyle bir açıklamadan dolayı hocayı hemen gönderelim. Ya da bir futbolcuyu yanlış yaptı, işte gönderelim. Bunun örneği geçen sene Galatasaray'da oldu. Belhanda örneği, işte yönetime hedef falan bir açıklaması vardı. Kontratı bitiyordu, gönderdi. Şu anda hemen bunu gönderebilmek, ben kendi yönetimde olsaydı bu kadar kolay bir adamı gönderebilir miydi? Ben çok fazla katılmıyorum yani. Aziz Bey de olsaydı, ki bu konularda çok hassastır. Ya Fenerbahçe camiasını tekrar söylüyorum. Şu anda kenetlenme ihtiyacı var. Az önce Serdar dedi ya, iyi giderken bunları niye söylemiyorsunuz? Demek ki bekliyorsunuz. Yani Fenerbahçe 2 hafta önce liderdi. Çıkın bunları o zaman söyleyin. Ama Serdar tam O anlamda tersini söylemedim söylüyor. ben. Ben şöyle dedim, hani iyi giderken konuşsa tepki alırdı. Tabii zarar veriyor, tepkisi alır. Şimdi işte Şimdi o işler zaman bunu Aziz Yıldırım'ın bir korluyorsunuz. Ben basın de bunu söylüyorum. toplantısı Yıkıcı bir yaptı. eleştiri olur o zaman. Hatırlayın Ama onu, bak ve şimdi. Fenerbahçe aslında bir anlamda yapıcıydı Aziz Yıldırım'ın söyledikleri de. Evet, çok ağır ifadeler de kullandı ama Fenerbahçe için bunları konuştuğunu söyledi. Hatırlayın o çok uzun süren basın Evet, toplantısını. hatırlıyorum. Aziz Bey'in yapısı bu. Aziz Bey bazen sonda söyleyeceğini başta söyler, sözünü hiç esirgemez eleştirilerini. Aziz Bey zamanında da transferlerde birçok hata oldu. Şimdi zaten Aziz Yıldırım döneminden sonra baktığınız zaman Ali Koç'un şu anda 4 yıllık faaliyetlerin içinde ekonomik anlamda çok ciddi bir mesai harcayan, kulübü için her şeyini ortaya koyan bir Ali Koç var. Çok da fazla yanlış yapıyor mu? Yapıyor, yanlışları da oluyor. Ama yani onu kimse anlayamıyor. 4 sene çok ciddi bir kredisi vardı. Şu anda 3 sene gelmeyen şampiyonluktan sonra tek adayla yarışa girdi. Ciddi bir oyla, hatta aldığı oyun çok azımsanacak şekilde kongreye o kadar şey olmadı. Katılım olmadı. Çok az oy aldı. Baktığın zaman 10 bin oyunu almış bir Ali Koç. Kaç oya? 1000 küsur oyla mesela, yanlış hatırlamıyorsam, katılım oldu. Şimdi burada camiye zaten ilk reaksiyonu orada gösterdi. Ama şimdi Sayın Mahmut Uslu görevdeyken en çok neden şikayet ediyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Derbi maçlarda puan kayıplarında yaşanan hakem hataları. Evet. Sayın Ali Aziz Yıldırım aynı şekilde. Az konuşurdu mesela, öz konuşurdu bir hakem hatası. Sayın Başkan sürekli hakem hatalarını konuşuyor. Sayın Mahmut Uslu'nun da o zaman bugün Ali Bey'e de burada bir destek vermesi lazım. En iyi orada Fenerbahçe'nin canı yandığı maçlarda ben hep Mahmut Uslu'yu ön planda görürdüm. Sayın Aziz Yıldırım olmadığı yerlerde. O yüzden bugün Musa Bey açıklama... diyor ki kendisi bir Fenerbahçeli. Neden Fenerbahçe'nin her başarısızlığında eski yönetim çıkıp konuşma yapıyor? Camiayı birbirinden koparıyor. Bu mu yapıcılık? Fenerbahçe için değildir demiş. Bir başka izleyicimiz Murat Bey, Murat Bilici. Mahmut Uslu neden haklı olsun ki? Kendi dönemlerinde üst üste şampiyonluklar geldi de bizim mi haberimiz yok? Eskiye dönüş hayalleri varsa o iş geçti. Bu arada Savaş abiye bir sorun var demiş. O soruyu da soralım. Asunsa neden kadroya giremiyor diye de eklemiş. Şimdi arkadaşın söylediklerinin aynısını ben söyledim zaten. Aynı geçtiğimiz dönemde kendi dönemindeki Ki Aziz yönetici Yıldırım'a da bunlar söylendi son aynı şey. dönemiyle ilgili Aynı olarak şeyleri o söyledim. konuşmalarda. Aynı şeyleri ifade etmişiz. O sormuş olduğu soruların ben de aynı görüşte olduğumu ifade ettim zaten. O yüzden yani Fenerbahçe şu anda kenetlenmeye ihtiyacı var. Her ne olursa olsun zamanlaması bir defa kötü. O zaman herkes beklesin. Takımlar düştüğü zaman çıkalım ortaya desinler. Asunsa neden kadroya giremiyor sorusuna da İlerleyen dakikada konuşalım mı tamam, onu? Bu doğru konuyu söylüyorsun da onu. devam edelim. O sorunuzu unutmayacağız Murat Bey. Yakup Bey de şöyle bir şey söylemiş. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un farkı. Aziz Yıldırım bazı taraftarları tribüne sokmuyordu ama Ali Koç taraftarın bir dediğini iki etmiyor. Doğru mu?
Yani bir şey söyleyeceğim. Bu doğru bir şey mi? Yani taraftan bir dediğini hiç etmiyorum. Doğru mu değil mi değil. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Taraftarla zaman zaman geriliyor ama Ali Koç. Şimdi bir dediğini iki etmemek başka bir şey. Yani takımın gitmesini eleştirdi galiba anladığım kadarıyla. Taraftar mesela bir dediği iki etmediği nokta tek şu oldu. Koku'yu taraftar gönderdi. Başkan onu dinledi. Gitti tribünlerde. Yani bu şu demek değil. Çok daha iç içe, bak, kavgaya da giriyor artık şimdi, taraftarla tartışmaya giriyor Ali Koç. Biraz bir taraftar misyonunda hatta zaman zaman oluyor orada. Ya şimdi şöyle bir şey var. Çok da iç içe olmak demeyeyim ben ona. Kulüp idare etmek başka bir şey, taraftar olmak başka bir şey. Taraftarsan idari anlamda ciddi hataların olabilir bak. Taraftarsan. İdari anlamda ciddi hatalar yapabilirsin. Ama yöneticiysen, idareciysen çok daha farklı yönetirsin. Çok daha akılcı yönetirsin. Duygusal tarafını bir yere bırakırsın. Mantığını kullanır, kulüp yönetirsin. Şimdi taraftar gibi kulüp yönetilmez. Taraftar gibi maç seyredilir. Taraftar gibi kulübe destek verilir. Taraftar gibi ürün satın alırsın. Katkı sağlarsın. Ama kulübü yönetici gibi yönetirsin. O nedenle bence taraftarlarla tabii ki taraftarın sesini duyacak. Tabii ki taraftarın ne istediğiyle yakından ilgilenecek. Ama taraftar gibi olmak çok başka bir şey. Şimdi Mahmut Uslu'nun haklı olduğu noktalar da var. Olmadığı noktalar da var. Ali Koç'un da haklı olduğu noktalar var. Olmadığı noktalar da var. Ortak menfaat Fenerbahçe'nin iyiliği mi? Bence onun üzerinde odaklanılması lazım. Eski yönetimden bir yöneticinin konuşması gayet doğal. Yeni yönetimden bir yöneticinin tepki de göstermesi doğal. Ama onun da söylediğinin artı yanlarını almak çok önemli. Şimdi Aziz Yıldırım basın toplantısı. Gidelim oraya. Çok enteresan bir şey söyledi. Hatırlamaya çalışıyorum. Tam kelimesine. Kulübe sokulan birileri hakkında konuştu. Bakın. Hocalar, hacılar bir şey söyledi. Yani belli yapıları kulübün içine sokuyorsunuz bilmeden veya bilerek. Bilmiyorum. Oraya dikkat çekti. Ben ona baktım. O basın toplantısında en çok o konuşuldu zaten. Ben ona odaklandım. Bakın. En önemli nokta. Biri de Aziz Bey Silivri'de konuşurken en son hani çıkarken değil. Bir dava daha vardı. Onun hakkında çıktıktan sonra Şekip Bey'le bir basın toplantısı yapmıştı. İki şey söyledi. Aslında bir şeyi iki yer için söyledi. Futbolda ve futbol medyasındaki FETÖ yapılanmasından bahsetti. Aziz Bey. O nedenle ben Aziz Bey'in yaptığı basın toplantısına işte tekrar geri gelmek için efendime söyleyeyim kenarda unutturmamak için yapılmış bir basın toplantısı gözüyle bakmıyorum. Çünkü memleket elden gidiyor dedin herkes gülmüştü. Evet. Ama haklı çıktı. Yine buna o yüzden değerli buluyorum. Bir tarzda yaptı yani o aslında. O yüzden değerli buluyorum. O savaşın benim sokaktaki vatandaşın anlaması için yapmadı o basın toplantısını. Peki. O birileri anlasın diye yaptı. Görüşleri okumaya devam edelim. Unutmayalım lütfen. Ali Koç başkanlığı 600 milyon dolar borç ve transfer kısıtlamasıyla geldi. Bu tür kısıtlama ve borç varken transfer edebileceği oyuncu sayısı azalıyor ve kötü transferler yapmak zorunda kalıyor. Evet. Eskiden dolar kuru 2-3 TL iken yıldız getirmek kolaydı. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bir enkaz muhabbeti oldu. Enkaz edebiyatı oldu. Geçmiş dönem borçlardan bahsedildi. İşte bu borçlardan dolayı sıkıntılar yaşanıyor, getirmek istiyor arkadaşımız. O zaman da böyle gelirsen Aziz Yıldırım veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer almış birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Tamam, biz gittikten sonra kaç para harcandı? Tabii. Bakarsın paraya. Ya bu kadar paradan iki şampiyonluk çıkar diye düşünüyorsun. Kaç para harcandı? Demin arkadaşımızın sorusu vardı ya, taraftarın her dediğini yapıyor, taraftarı dinliyor diye. Siz Koku'dan örnek verdin. Koku'yu kim gönderdi? Taraftar. Ersun Yanal'ı kim getirdi? Taraftar. Taraftar. Ersun Yanal'ı kim gönderdi? Taraftar. Erol Bulut'u kim getirdi? Taraftar. Erol Bulut'un gitmesini kim istedi? Taraftar. Emre Belezoğlu'nun gelmesini kim istedi takımın başına? Yine taraftar. Dolayısıyla Emre Belözoğlu'nun gidişinde tamamen yönetim. Orada inisiyatif kullandı ama orada şöyle Pereira'yı bir şey var. Da taraftar istemedi. O artık biraz değişti gibi sanki bu. Çünkü
çelişen ifadeler vardı. İlk Ersun Yanal isminin gündeme geldiği zaman siz benim vizyonumu anlayamamışsınız demiş Sayın Başkan. Sonra Ersun Yanal taraftar bir anda, baskısı, bir anda çok ciddi baskı vardı Ersun Yanal. Çünkü son şampiyondu. Çok ciddi bir Mart ayının sonlarına gelen bir şampiyonluk vardı. Hala o son şampiyonlukta Fenerbahçe kalmış vaziyette ve camia şampiyonluk istiyordu. O camiada şampiyonluk yaşatmak için bazen de kendi söylediğinden taviz verip vazgeçip farklı demeçler, farklı kararlar alabiliyordu. Şimdi agresif olmaya başladı. En önemlisi ne biliyor musunuz? Sayın Ali Koç çok sakin bir adam. Açıklamalarına bakalım. Maç sonu açıklama yaparken oldukça sakin kalabiliyor. Ben hayretler içindeyim. Mesela Aziz Bey açıklama yaparken çok daha sert. Sayın Mahmut Usta açıklama yaparken çok daha sert açıklamalar yapıyordu. Ben her maç sonu çıkıp konuşabilmesini de gerçekten çok saygıyla karşılıyorum. Bu kadar bazen zaman zaman hakemlere, bazen zaman kendi camiasına o seslenirken çok farklı Ali Koç izleyebiliyoruz. Elinden geleni ve fazlasını yaptığı konusunda vicdanı rahat olduğunu düşünüyorum Ali Koç'un. Şimdi, onunla da ilgisi var bence. Fatih Bey demiş ki bu olaylar eski yönetimi antipatikleştiriyor, Ali Koç yönetimini de hedeften saptırıyor. Bu hesaplaşmaları bir kenara bırakıp eski yönetimin Fenerbahçe'ye sahip çıkması gerekir. Aralarındaki sorunları kapı ardında çözsünler. Taraftarın sabrı kalmadı. Aslında Mahmut Uslu da destek olma konusunda, Fenerbahçe'ye destek olma konusunda, Fuat Bey de Mahmut Uslu bıraksın bunları, sıkıntılı dönemde Fenerbahçe'ye destek olsun demiş. Aslında o destek mesajını da veriyor açıklamada. Ben o destek mesajını çok net almadım. Yani ben eleştirilerin dışındaki destek mesajı bugünkü Fenerbahçe'ye... Hayali düşman yaratıyor dedi bir de. Ne demek istedi? Hayali düşman? Yani Fenerbahçe camiasında şu anda hayali düşman diye bir şey olabilir mi ya? Hayali düşman derken mesela neyi? Yani Fenerbahçe bugün ben... Gazetecilik başarısıdır değil mi? Arkadaşımızın orada konuşturması, Sayın Mahmut Uslu'nun konuşması, ama Mahmut Uslu'nun bugün ligin daha 10. haftası. Fenerbahçe Avrupa'da mücadele veriyor. Yoluna devam edecek, belki iki galibiyete bakıyor. Hani böyle bir ortamda şu anda hedefte Ali Koç herhalde 4. senesi ilk kez son zamanlarda çok ciddi tartışılmaya başlandı. Yani geçen sene 3 tane şampiyonluğu kaçırmasına rağmen değildi. Seçimi de kazandı. Ama bugün bakıyorum böyle hedefte Mahmut Uslu'nun daha önce hiç açıklamasını gördün mü sevgili Melike? 3 senede. Bir tane daha hatırlıyorum ama. Bu kadar değil. Bu hazırlanmış, böyle, çalışılmış bir açıklama. Şimdi hani Bakasetas transferi... Diyorlar ki eleştiriyor, suçluyor, karalıyor. Yapıcı eleştiri, eksiklikleri ortaya koyarken olması gerekeni de söylersiniz. Onu söyledim işte. Dedim ki Fenerbahçe camiasını... Aziz Yıldırım aslında yaptı bunu biraz mesela. Yaptı. Değil mi? Bak Aziz Yıldırım şunu da yaptı. Dedi ki işte yönetim kurulunu, son seçimdeki yönetim kurulunu çok zayıf buluyorum dedi. Mesela kahveden çıkıp dedi... 10 tane adam toplasam daha, o da mesela ağır bir açıklamaydı ama yönetim kurulu beğenmediğini ifade etti. Ben de bugün şunu söylüyorum. Siz de Sayın Ali Koç'un 3 haftadır bağırdığı kendi camiasına göre hakem hataları, takım içindeki hatalar, futbolcunun bazı performansını beğenmemesi. Brescia'yı, Rossi'yi mesela çok eleştirdi transferi. Sayın Ali Koç da hala güvendiğini ifade ediyor. Bu geçtiğimiz haftaya kadar bu oyunculara güvendiğini söylemişti. Hocanın arkasında durduklarını ifade etmişti. Ya ben bugün bu... tartışmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Açık konuşayım. Ya. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendi camia, takip ettiğim Galatasaray camiası içinde olsaydı aynı şeyi söylerdim. Beşiktaş içinde olsaydı Serdar da aynı şeyi söylerdi. Peki, döneceğiz yine Fenerbahçe'ye.